Bence futbolu seven insanların izlerken keyif alacağı bir oyuncu tarzı. Of, kaptan biraz sıkıntılı bir kadro bu. 10 numara bir futbolcu. 10 numaralı teknik direktörleri var. Bunun keyfini çıkarsın. 10 numaranın sahibi Sergen Yalçın mı? Yani. Godin şuradan çay getir. Mutlu bir şekilde hep akıllarında o kupa. Her çift kalede Abubakar'ı tutmuş. İki tane vida var. Biri bildiğimiz vida, diğeri de Serdar. Nat Spor ekranında Fanzin programıyla karşınızdayız. Nihat Kahveci ile birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim çünkü maşallah. Artık sezon başlayacak. Çok az bir zaman kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Özlemiştik Süper Lig maçlarını. Geçen sene muhteşem bir mücadele olmuştu. Düşün yani gol avarajıyla şampiyon olan bir Beşiktaş, çok iyi futbol oynayan bir Beşiktaş vardı. Bu sene takımlarımız çok iyi transferler yaptı. Kadrolarını güçlendirdiler. Avrupa Kupası'nda da maçlara başlayan takımlarımız var. Resmi maçlar oynadılar ama tabii ki Türkiye Süper Ligi'nin tadı çok farklı. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah en az geçen seneki kadar çekişmeli güzel bir lig yarışı olur. Hak eden de kazansın. İnşallah kaptan, transfer dedin. Beşiktaş taraftarının istediği, hocasının istediği tüm transferleri gerçekleştirdi iki bölge dışında. Alex Tekşehir ve Gezal ön plana çıkıyor. Tabii Rozier var, Salih var, Kenan var. Çok önemli transferler yaptı ama Alex Tekşehir 10 numara pozisyonda. Nasıl değerlendiriyorsun bu transferi? 10 numara bir futbolcu sahanın içinde. Bir kere şimdi Brezilya futbolcularda şöyle bir bakış açısı vardır. 2 sene 3 sene iyi oynadıktan sonra acaba düşüş olur mu diye. Ama Alex Teixeira Çin'e gitti. Çin'de yatmadı. Gitti, muhteşem performans gösterdi. İstatistiklerine bakıyoruz. 170 gol, 70 küsur asist. 2 maçta 1 gole katkı sağlıyor. Ya gol atıyor ya asist yapıyor. O yüzden Beşiktaş'a hayırlı olsun diliyorum. Çok uzun zaman konuşulan bir transferdi. İlk ismi ağza alındığında belki %20, %30 ihtimal vardı. Ama Josef de Souza'nın sağ dışındaki katkısı, onunla bolca mesajlaşması, sonra Beşiktaşlı taraftarların Come to Beşiktaş çağrısı, artık karşı koyamayan bir Alex İstanbul'a geldi. Beşiktaş forması giyecek. Sadece Beşiktaşlı futbol severlerini izlerken keyif alacağı bir oyuncu olmayacak. Bence futbolu seven insanların izlerken keyif alacağı bir oyuncu tarzı. Çünkü videolarını izledim, attığı golleri izledim, yapmış olduğu asistleri izledim. Çok iyi. 5 kişi arasında top alıyor, hiç panik yok, aralarından çıkıyor. Soldan giriyor, sağ ayağıyla uzak köşeyi bırakıyor. Sağdan giriyor, sol ayağıyla uzak köşeyi bırakıyor. Kenar ortalarında birinci direğe koşuyor, gol atıyor. Kafayla gol atıyor, ayakla gol atıyor. Asist yapıyor. Her şey var. Her şey var. Tam 10 numara ama şöyle de bir şey var. Acaba 10 numaralı formayı giyinecek mi bilmiyorum. Şu an ona geleceğiz. Şu an giyiniyor. Şimdi ona geleceğiz kaptan. Tamam. Hoca nerede oynatır? Ya hoca forvet arkası oynatır diye düşünüyorum. Çünkü geçen seneki Adem performansı, Mensah performansı, Oğuzhan performansına baktığımızda beklentileri alamayan bir Sergen Yalçın ama yine takımını da şampiyon yapan bir Sergen Yalçın var. Alex'i forvet arkası deneyebilir. Gelecek olan forvete göre eğer transfer olursa onun yanında deneyebilir. Tek başına ön tarafta gezici forvet de oynayabilir. Çünkü öyle özelliği olan bir oyuncudan bahsediyoruz. İstersen sol tarafa bile atabilirsin ihtiyaç duyduğunda. Her şeyi yapıyor değil mi? Her takıma lazım. Çünkü kenar bekinin atağa çıkardığında Alex'i içeriye atarsın. Merkeze kalabalık olur. Alex yine gol pozisyonuna girer. Hakikaten muhteşem bir transfer. Dediğim gibi belki ilk başta alınır mı alınmaz mı şüpheler vardı ama burada Ahmet Durçebi, Beşiktaş yönetimi, transfer komitesinde tebrik etmek gerekiyor. Çok böyle uzun zamanlar konuşulan isimler oldu. Rozi kalacak mı kalmayacak mı, sonunda kaldı. Gezal gelecek mi gelmeyecek mi, Gezal geldi. Alex Teixeira transfer edilecek mi edilmeyecek mi, 2 ay 3 ay konuşuldu, geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın uzatacak mı uzatmayacak mı, kalacak mı kalmayacak mı, uzattı. O da kaldı. Evet. Şimdi Beşiktaş başkanı yönetimi Sergen Hoca'nın istediği oyuncuları da alıyor. Buna Mehmet Topal, Salih, tabii. Kenan Karaman'ı da katabiliriz. Tabii tabii, Gezal. İşte onların da dönmesi süper oldu. Sergen Hoca'nın istediği kadroyu kurdular ama bu kadroya bir tane forvet, bir tane de stoper alınırsa hakikaten ligimizdeki en iddialı kadrolardan biri olur. Şampiyonlar Ligi'nde de iş yapma ihtimali çok yükselir diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Hocam şimdi Beşiktaş çifte kupa aldı ve Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma sıkıntısı yaşadı. Şampiyonu tam olarak kutlayamadı. Sergen Yalçın'la uzatıldı. İstenilen transferler oldu. Bugün konuşulan şey 10 numaralı forma. Evet. Şimdi Alex Tekşehir'e Oğuzhan 10 numarayı versin vermesin. Çok büyük sorun mu hocam bu? Ya öncelikle şunu söyleyeyim.
Çok güzel söyledin. İki tane kupa aldın. Öyle bir yaz sezonu geçirmeliydi ki Beşiktaşlı taraftarlar. Mutlu bir şekilde hep akıllarında o kupa. Ona göre sevinmeli, mutlu olmalılardı. Ama bakıyoruz Sergen Hoca'nın transferi, kontratı çok konuşuldu. Gezal'ın kontratı çok konuşuldu. Rozi'nin kontratı çok konuşuldu. Gelecekler mi, gelmeyecekler mi, uzatacaklar mı çok konuşuldu. Alex Teixeira çok konuşuldu. Birazcık o kupaların tadını bence çıkaramayan bir Beşiktaş taraftarı vardı. Şimdi de 10 numaralı formayı kim giyinecek konuşuluyor. Ki Oğuzhan 10 numaralı formanın şu an sahibi. Belki de büyük bir jest yapıp Alex Teixeira'ya verecek ki bence büyük ihtimalde verebilir. Ama önemli olan illa sırtına 10 numarayı getirmeli değil. Bu takımın 10 numarası Alex Teixeira, vermeli mi? Bence vermeli derim. Ama Alex Teixeira'ya da 10 numarayı vermiyorsa, Oğuzhan da 10 numarayı giymeye devam etse de Beşiktaşlı taraftarlar şunu bilsin. 10 numaralı teknik direktörleri var. Bunun keyfini çıkarsın. 10 numaranın sahibi Sergen Yalçın mı? Yani teknik direktörün 10 numara. Bence böyle forma numaraları üzerinden çok tartışmamak lazım. Sahanın içindeki senin 10 numaran zaten şu kadroda saysan Alex dersin. Alex olmazsa Gezal dersin. Hatta Gezal'ı bile ilk 10 numara dersin. Alex Teixeira'ya da 10.5 numara diyelim o zaman. Çünkü değil ikisi mi? De öyle kalitede oyuncular. Aynen öyle. Dönelim kaptan transfere çünkü sen de belirttin. Santrafor. Evet. Şimdi kim olsun? Mesela kim uyar Beşiktaş'ın hücum hattındaki o gol yollarındaki ismi kim olmalı? Hocanın taktiğine hangisi uyar? Diego Costa, Batshuayi, Akpom, Luke de Jong eşinden dolayı gelmek istemediğini söyledi. Hem menajerine hem Beşiktaş yönetimine. Hangisi uyar? Ya ihtimal olsaydı ilk başta konuşulan Luke de Jong yerdim. Ama Diego Costa'yı da İspanya'daki yıllarından çok iyi tanıyorum. Belki sağ dışında biraz kontrol edilmesi zor bir oyuncu gibi gözüküyor. Sahanın içinde agresif bir oyuncu olarak gözüküyor ama terinin son damlasına kadar mücadele eden bir forvet, etrafındakileri oynatan bir forvet. Çok mücadele ediyor. Rakip defansı bozuyor ve ceza sahası içinde de goller atan bir Diego Costa var. Ama onun olma ihtimali sanki bakalım. Sanki en büyük ihtimal onda da gibi. Batshuayi. Batshuayi çıktı son günlerde. Onu da izlediğimde ya bir forvette aradığın her özellik var. Arkası dönük top tutuyor. Topu veriyor, hareketleniyor. Defans arasına koşular atıyor. Sağ ayağıyla gol atıyor. Sol ayağıyla gol atıyor. Kafayla gol atıyor. Fizik olarak da biraz Drogba'yı andırıyor. Şimdi Drogba tabii ki inanılmaz bir seviye kariyerine baktığında. Kimseyi kıyaslayamazsın ama fizik olarak böyle bir Drogba fiziği olan Batshuayi Beşiktaş'ta arkasında Alex, sol kanatta Larin, sağ kenarda Gezal'la yani minimum 15-20 gol atar diye düşünüyorum olursa. Olduğu takdirde de Beşiktaşlı taraftarlar bence onu da büyük bir keyifle izlerler. Ama bu forvet transferleri her zaman sıkıntılı transferler. Dikkat ediyorsan diğer takımlarımızda tabii da bu sorun oluyor. Çünkü artık öyle kaliteli, çok iyi golcü vurmak kolay değil. Bulsan maliyeti yüksek ama öyle ya da böyle Başkan Ahmet Nurçebi bir yolunu buluyor. Gerektiği şekilde de gerekli transferleri yapıyor. Bugüne kadar yaptı. Biz yine bekleyelim. Bu konuşulan isimlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Şimdi en çok konuşulan stoper mevkisine transfer için konuşulan isim senin eski bir takım arkadaşın. Godin. Evet. Godin yine gelme ihtimali var. Real Betis'e gitme ihtimali de yüksekmiş. Pellegrini sanırım orada. Bu yüzden oraya da ismi geçiyor ama Godin'in gelme ihtimalini nasıl görüyorsun? Gelirse Beşiktaş'a nasıl bir katkı sağlar? Ya gelirse Türkiye'ye gelmiş en iyi stoperlerden biri derim. Çünkü kariyerini az çok herkes biliyor. Ben Villarreal'de oynadığım dönemlerde de zaten o kalitesini sahanın içinde göstermişti. Genç yaşında ilk 11'de oynuyordu ki biz de Villarreal'de o sene lig ikincisi bitirmiştik. Bütün maçlarda oynayan bir oyuncu. İtman kaçırmaz, maç kaçırmaz. Sonuçta Simeone'nin teknik direktörlüğü olduğu takımda 10 sene oynadı. Kaptan oldu stoper mevkinde. Gitti geri geldi. 7-8 gol attı. Sahanın içinde mücadele etti. Kafa topları çok iyi. Mücadelesi çok iyi. Aidiyet duygusu çok iyi bir futbolcu Godin. Hani yarın alıyoruz deseler hemen imzalasınlar. Hafta sonunda da maça çıkarırsın. O kadar da profesyonel bir oyuncu. Bayağı etkili. Yani öyle. Şimdi bir diğer transfer aslında transfer edilmesi beklenen isim Mert Günok. Başakşehir'den. Mert'le Beşiktaş kulübü anlaştı. Evet. İki kulüp arasında çok az bir bonservis bedelinde pazarlıklar devam ediyor. Yani 13 milyon TL istiyor Başakşehir. Beşiktaş 10 milyon TL'de bir teklifi yapıyor. Mert Günok Beşiktaş'a ne katar? Adana Demirspor maçında yine şunu gördük. Ersin özellikle oyun kurmada sıkıntıları olan bir isim. Geçen sene de bunu çok yaşamıştı Beşiktaş. Ersin evet. Beşiktaş kalesinde. Mert ise sanırım ülkemizin en iyi
oyun kuran kalecilerinin başında geliyor. Yanlış mıyım kaptan? Kesinlikle. Haklısın. %100 haklısın. Yani Sergen Yalçın oyun şimdi sisteminde lazım Başak olan bir kaleci. Başakşehir'deki milli takımdaki Mert performansını düşünüyorum. Ayağına top geldiğinde sağ beke böyle ağzına top atan, sol beke ağzına top atan, geri geldiğinde forvetine pas veren, uzun top atmayan bir kaleciden bahsediyoruz. Mert yarın imzalasın. Yarın günlerden perşembe, cuma günü maça çıksın, Sergen Hoca niye oynattı demem, o kadar da güvenilir bir kalecidir. Mert'in olması Ersin'in de işine gelir, Ersin'in de gelişimini hızlandırır. Ersin'le geçen sene Beşiktaş şampiyon oldu, kupayı aldı. Ersin belli başlı bazı maçlarda kritik hatalar yaptı ama sezonun geneline baktığında güvenilir bir imaj verdi. Ama Şampiyonlar Ligi oynayacaksın, Süper Lig oynayacaksın, kupa oynayacaksın. Ersin olmadığında Mert'in olması, ki bence Mert gelirse büyük ihtimal Mert ilk 11'de oynar. Çünkü benim o kadar güvendiğim bir kaleci. O yüzden gözü kapalı bence gelmeli. Yarın da geldiği takdirde cuma oynatsa da neden oynattı demem Sergen Hoca'ya. O kadar güvendiğim bir kaleci. Kimse de unutmasın. Bundan 2 sene önceyi derim, milli takımın banko kalecisi. Sahada en iyi performans gösteren kalecimiz Mert Günok'tu yani. Kesinlikle. Yani İrfan Uğurcan işte 6 aydan önceki turnuvada. Tabii. Muazzam performansları vardı ki yine şampiyona gitmemizdeki belki de en önemli etkenlerden bir tanesi. Fransa maçını unutmamak lazım. İnanılmaz performansları vardı. Başakşehir'de oynadığı dönemlerde de öyleydi. Belki son dönemlere çok oynamadı ama Mert Beşiktaş'a büyük katkı sağlar, güvenilir bir kaleci derim. Şimdi stopere geri dönelim. Godin olmadı veya yabancı bir transfer gerçekleşmedi. Eldeki mevcut stoperler bu sezonu Beşiktaş adına götürebilecek isimler mi? Yani Wellington... Ya, Vida, Serdar Saatçı, bak hoca çok tutuyor. Çok tutuyor Serdar Saatçı'yı. Şimdi Beşiktaş'ın elinde iki tane Vida var. Biri bildiğimiz Vida, diğeri de Serdar. Şimdi maçta oyunu aldı Sergen Hoca Adana Demirspor maçında. Hakikaten yani iki tane Vida oynuyor gibiydi. Fizik olarak da birbirine benziyorlar. Bildiğim kadarıyla da Sergen Hoca tutuyor onu. Bir de şöyle bir şey var. Kupa maçlarında da şans verebilir. Kesinlikle. Şimdi Diego Boşnakça gelmedi. Boşnakça da konuşabiliyor. Bir de aynı dili konuşuyorlar. Yani çok çocuk, güzel. Kardeşimiz Boşnak kökenli olduğu için. O zaman Vida aynı da ona inanılmaz yardımcı çok oluyordu. Çok büyük yardım ediyor. Tabii, tabii, büyük bir şans. Vida biliyorsun çok tecrübeli. Şunu da ekleyeyim abi. Geçen seneki antrenmanlarda Serdar Saatçı 11 ile yedek takım oynadığında her çift kalede Abubakar'ı tutmuş. Hocaya bunu sorduk. O zaman kendini inanılmaz geliştirmiştir. Aynen, Abubakar'ı aynen tutmak çok zor bir şey biliyorsun. İlk, ligimizdeki stoperler tutamadı. Öyle. Kaç gol attı yani. Aynen öyle. Hoca şey dedi yani, alışması lazım. Abubakar gibi futbolcular nadirdir. Bu güçteki futbolcular, santraforlar onu tutmaya alışacak dedi. Sezon boyunca Abubakar'la çalışacak. Hoca onu bence kupa maçlarında özellikle kesin kullanır diye düşünüyorum. Şimdi Diego gelmedi diyelim. Stoper gelmedi. Geçen sene Vidal'ı, Wellington'lu, yeri geldiğinde Necip'i oynattı. İşte Serdar'dan bahsediyoruz. Bir de Mehmet Topal var, unutmayalım. Her ne kadar da stoper oynamak istemiyorsa orada oynadığında bence görevini yapan bir futbolcu Mehmet kesinlikle Topal. Ama Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümde ya bir tane stopere ihtiyacı var mı? Var. Çünkü çok maç oynanılacak. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de çok üst seviyedeki rakiplere karşı, ki gruplarda kimin çıkacağı da çok önemli olacak burada. Şimdi böyle bir dev takımlar geldiğinde biliyorsun forvet oyuncuları dünyanın en iyi oyuncuları oluyor. O yüzden stoperleri ne kadar iyiyse o kadar puan alma şansın artar. Ama olmadığı takdirde de Vida, Wellington, yeri geldiğinde Topal. Unutmayalım Joker Necip de oynuyor. Adana Demirspor deplasmanında yine o stoper oynadı. Görevini de yapıyor Necip. Yapıyor, sonuçta yapıyor. Orijin stoper değil. Ama orada bir sayı baktığımızda 4, 5, 6'ya kadar çıkabiliyor. Ama bir Godin tarzında da stoper geldiğinde kimse de hayır demez diye düşünüyor. Kaptan, bir ideal 11 verir misin bana? İdeal 11? İdeal 11. Sezon boyu bak, Rize maçı demiyorum. Sezon boyu. Hadi yazalım. Mert hepsinin geldiğini düşünerek evet, mi? Hepsinin geldiğini düşünerek. Transferleri de düşünerek tabii, mi? Tabii tabii, kalede Mert. Kalede Mert, Rozi. Sağda Rozi, evet. Vida, Godin. Vida, Godin. Oo. Sol bek almayacaklar herhalde. Sergen Hoca Ensakalı'yı çok tutuyor. Ben de Ensakalı diyorum o önde yüzden. Önde kim oynar? Ön tarafa Josef de Souza. Salih değil mi? Yanına Salih diyorum. Şimdi Türkiye Süper Ligi'ne mi yapıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne mi? 3 tane Türk şimdi oyuncu yazmamız lazım. 3 tane Türk oyuncuyu soracağım. Zaten 2 tane yazdık. Evet. Ha, ben şöyle bir genel Şampiyonlar Ligi 11 yapayım. Gezal, Alex, Larin, ön tarafta da Batshuayi diyorum. Of, kaptan biraz sıkıntılı bir kadro bu. Transferlerin geldiğini düşünerek sordun. Ben böyle bir 11 yaparım. Kaptanın kadrosunu tekrar sayıyorum. Kalede Mert, Rozier, Vida, Godin, Sakala, Salih, Josef,
Gezal, Alex, Larin, Batshuayi. Sizler de videonun altına yorum kısmına kendi düşündüğünüz 11'i yazabilirsiniz. Ayrıca kaptana şimdi sorduğum soruyla ilgili sizler de lütfen cevaplarınızı yazınız. Kaptan, Türkiye Ligi dedin. 3 yerli oynatılacak. Evet. 3 yerli kim olmalı Beşiktaş'ta? Şimdi minimum 3 yerli oynatmak zorunda. Biliyorsun 8 artı 3 kuralı var. 3 yerli stoper Necip, orta saha Necip, sağ bek Necip. Joker. Şimdi Mert geldiğinde kalede Mert diyorum. Tabii. Sağ Ali'yi de büyük ihtimal orta sahada oynar diyorum. Ya şimdi bu ön taraftan forvet de geldiğinde birini kesmek zor olacak ama Sergen Hoca herhalde sol bekte Rıdvan'ı deneyebilir. Belli başlı maçlarda rakibine göre, belli başlı maçlarda da ön tarafta herhalde Kenan Karaman'dan yararlanır diye düşünüyorum. Kaptan, Serdar Saati'yi oynatırsa ben hiç şaşırmam, biliyor musun? Ya oynatabilir. Çünkü hoca bu yani. Wellington performansına da bağlı biraz. Biliyorsun Wellington ilk başları çok eleştirilen bir stoper oldu ama o da Vida ile oynayarak onun tecrübesinden yararlandı. Kendini geliştirdi, iyi de maçlar oynadı. Ama Salih, Mert ya da Mert oynamadığında Ersin, Rıdvan, Kenan. Hani bu dört kişinin ilk 11'e girecek oyuncular olabileceğini düşünüyorum ben yani. Değil mi? Kaptan, artık sona doğru geliyoruz. Godin'den bahsettik. Godin senden yaşça ufak. Evet. Çömez olarak geldi yani yanınıza. Yaşça ufak işte 7 yaş, 8 yaş var aramızda. Hani o da biliyorsun 34-35 oralarda. Oldu değil mi? Evet oldu. Sen de en fazla 38'sin yani, o kadar. Biz artık 42'ye gideceğiz. Kaptan, zaman çabuk geçiyor. Şey yapıyor muydun? Godin şuradan çay getir. Yok, Avrupa'da öyle bir yok, şey yok. Yok değil mi? Burada var ama. Yani bizim tabii yaşadıklarımız oldu. Bizde biliyorsun bir papazlık kavramı vardır yani. Tabii. Ama bizim gençler de o büyüklere karşı saygı farklıdır. Avrupa'da 18 yaşında çocuk geliyor. 5-2'de bize bacak arası atmaya çalışıyor. Biz de kızamıyorduk yani. Ha, burada olsa? İspanya'da oynarken. Burada sıkıntı. Ben burada bacak arası yediğinde abilerimizin bütün sahada 100 metre depar atıp kovaladıklarını da gördüm yani. Neden bacak arası attın diye. Gördün, en büyük papaz futbolcu kimdi? Vallahi bir şey söyleyeyim, ben çok böyle papaz oyuncularla oynadım. Beşiktaş'ta Şifo Mehmet derim, Ertuğrul Sağlam derim, milli takımda da Tugay abi derim. Ama bunların papazlığı hani böyle ağırlık, biz iyi olalım tabii, diye bir ağırlıktı. Ağırlık. Bizi kontrol eden, çımarmayalım, hatalarımızı düzelten bir papazlık diyelim. Ya evet. Benim gördüğüm en büyük papaz Recep Çetin'dir mesela. Hani gördüğü zaman herkes önlü iyiliklerdi. Çok enteresan bir... O tabii çok büyük bir abi yani. Bize de çok büyük bir abilik yaptı. Ama ben Şifo Mehmet, Ertuğrul Sağlam, Tugay Kerimoğlu derim yani. Değil mi? O zaman önümüzdeki hafta ilk maçlar bittikten sonra yine Fanzin'de birlikte olacağız kaptan. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Fanzin'de tekrar görüşmek dileğiyle. NatSpor kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.